Herkese merhabalar. Ramazan'ın ilk sahuruyla beraberiz. Sizlere de söz vermiştim zaten ilk sahurumuzu ve iftarımızı çekeceğim diye. Sahurumuzdan başladık Allah'ın izniyle. Herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar. Rabbim sofralarınıza bolluk bereket versin inşallah. Bu arada gözlerimin yaşarması, biraz önce üst üste hapşırdığım için gözlerim yaşardı, burnum daha da gevşedi. O yüzden böyle gözlerim yaşarmış gibi, ağlamışım gibi falan görünüyor. Bu arada benim önceki senelerdeki sahur, iftar, Ramazan videolarımı izleyenler bilirler. Ben sahura kadar oturuyorum arkadaşlar. Öbür türlü uyursam hayatta uyanamam. O yüzden uyumamayı tercih ediyorum. Evet, çocuklarla bu durum zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Ramazan ayı boyunca Rabbimin de yardımıyla bir şekilde geçiriyoruz bir ayı. Ben ne yapıyorum? Dün izlediğiniz ya da izlemediyseniz bundan sonra izleyebilirsiniz. Ramazan için yaptığımız alışverişi editledim. Yani bitmek üzere, daha doğrusu birkaç dakikası kaldı. Onu editliyorum. Bir de şöyle crunch. Babam bizim sevdiğimizi bildiği için A101'den böyle bir kutu crunch almış. Sahura da eğer dünkü alışveriş videosunu izlediyseniz biliyorsunuzdur zaten. Emrah patatesi gözleme istedi yufkadan. Onu yapacağım. Patatesi de koymayı unutmuşum. Onu da biraz önce altını kapattım. Hemen kabuğunu soydum. Bu şekilde haşladım. Daha kolay olsun, hemen olsun diye. Birazdan da kalkarız. Beraber patatesi gözlememizi de yaparız. Ama o zamana kadar ben şu crunch'ımı yiyeyim güzelce. Hem de şu birkaç dakika kalan editimi halledeyim. Ve mutfağa geldim. Çayımı demledim. Şöyle iç harcımı da hazırladım. Şimdi gösteririm size içine neler koyduğumu da. Hemen başlayalım yufkadan gözleme yapmaya. Bu arada File Market'in yufkasını sevmedim. Kalın geldi bana. Bayağı kalın geldi. Hatta diyordum geri kalanını sarar, buzluğa koyarım, yine börek olarak falan dedim ama hoşuma gitmedi, bunu buzlukta bekletmem diye düşünüyorum. O yüzden belki gözüm keserse iftara böyle paçanga gibi bir börek de yapabilirim, hani bir çeşit olsun falan diye. Çarjımda iki orta boy patates var. Göz kararı biraz maydanoz doğradım. Çok azıcık kaşar rendeledim. Baharat olarak da pul biber, karabiber, tuz ve bu tuz ot markasının yeşil paketli çeşnisinden koydum. Ha, bir de kuru nane koydum. Bunları şimdi güzelce karıştıracağım. Birazcık da sıvı yağ koysam mıydım? Neyse, gerek yok. Kaşarın yağı yetecektir. Bir de sonradan dışını da yağlayacağız zaten. Böyle karıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar, eğer ki kabuğunu soyarak patates haşlayacaksanız, belki içinizde yapanlar da vardır, İçine baharat koyun suyunun. Çok lezzetli oluyor patates. O baharatın tadı haşlandıkça patatese geçiyor. Patates çok lezzetli oluyor. Özellikle bu sebzeli çeşni çok yakışıyor patates haşlarken. Denemediyseniz bir deneyin derim. İki yufka kullanacağım. Ben hiçbir şekilde bir şey sürmeyeceğim bugün. Ama bazen tereyağı eritip sadece tereyağı da sürdüğüm oluyor. Ama bugün biraz daha hafif olsun istiyorum. Ben kızartırken de yağ kullanmayacağım. Arkalı önlü pişirdikten sonra tereyağı dışına süreceğim. Bugün böyle yapacağım yani. İkiye böleyim diyorum bunu. Aslında çikolata da beni tuttu. Crunch yedim biliyorsunuz. Yeter mi bize, bilemedim. Bir tane yapmaya karar verdim. Çünkü boşuna pişirecekmişim gibi geliyor. Dediğim gibi pek bir yiyesim de yok. Böyle ve böyle. İlk önce bu kısmından kızartmaya başlayacağım. Kızartırken de tavanızı biraz yağlayabilirsiniz. Size kalmış. Ben dediğim gibi yağsız tavada arkalı önlü pişirdikten sonra tereyağı alacağım. Tavamın iyice ısınmasını bekliyorum. Hatta ısınmış. Şimdi bu şekilde koyacağım. Tavaya da sığar mı? Tam da sığmadı gibi ama neyse artık. Bu böyle yavaş yavaş pişerken ben de o ara diğer yufkayı da şimdi poşete koymaya uğraşmayayım dedim. Şöyle 8 parçaya kestim. Kalan patates harcım var.
yettiği kadarını patatesli olarak böyle kalem börek şeklinde saracağım. Yetmeyeni de ben boş sarıyorum bazen de biliyorsunuz. Öyle sararım. Çocuklar sabah kahvaltı isterlerse kızartırım. İstemezlerse yarın buzluğa koyarım. Evet, ben şimdi Emrah'ı kaldıracağım ve sonra ne yapacağım? Önceki sahur videolarımdan izleyenler cevabı biliyor. Işığı kapatacağım çünkü Emrah direkt aydınlığa girmeyi sevmiyor. O yüzden bu bizim LED ışıkları açacağım. Emrah'ı uyandırdım. Birazdan gelir. Bu arada ben size şey demeyi unuttum. İç harcı ben kavurmadan yaptım arkadaşlar. Midemiz falan yanar diye yapmadık. Yani Emrah öyle istemedi. Evet, ilk sahur menüm de bu şekilde oldu. Size afiyet olsun. Hatta uyusun. Ne içmek isterdin? Ayran da olsa iyi olur muydu? Yeter daha çok. Ayran mı? Hiç aklıma gelmedi. Zaten ses oluşunu da. Böyle içimden geçmiş. Saat kaç? 4:10 var. Evet, biz sahurumuzu yaptık. Emrah yattı. Ben dişlerimi fırçaladım. Şu an ezan okunuyor hatta. Masadakileri de tezgaha koyacağım. Kahvaltılıkları da kaldıracağım. Gerisini yarın yaparım. Önceki Ramazan videolarımdan bilirsiniz. Benim çocuklar hemen uyanıyorlar. O yüzden tangur tungur ses yapmak istemiyorum. Zaten iyice de uyku çöktü. Malum saat şu an tam 4:10 geçiyor. Yalnız bir su içmişim. Ramazan'ın ilk zamanları hep böyle yapıyorum. Nedense önlem alıyorum herhalde çok içersem ertesi güne susamam diye. Yine bugün de öyle. Taburama kadar su doluyum, inanmazsınız. Sanki yarın susamayacağım yani. Halbuki sabaha kadar lavaboya git gel su yolu yapa yapa içtiğim suyun da anlamı kalmayacak ama bunu biliyorum ama yine de hani içmezsem pişman olacakmışım gibi geliyor. Dediğim gibi Ramazan'ın ilk zamanları böyle yapıyorum hep. Sonradan diyorum ki yok Tuğba, uykundan bari olma sürekli bol bol su içip. Neyse, o zaman ben de artık pijamalarımı giyeyim, sonra uyuyayım. Zaten sabah yine görüşeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Herkese günaydın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şimdi ne yapacağım biliyorsunuz. Dünkü bulaşığım duruyordu. Makinemin içindekiler zaten kirli. Hemen onları yerleştireceğim. Sonra derin krep istedi. Krep yapacağım. Yine bir tane de bir yumurta haşlarım. İkiye bölerim. Yarım yarım yerler. Böyle bir kahvaltı hazırlayayım onlara. O zaman hemen başlayayım.
tanesini ütüleyememiştim. Onu ütüledim, şimdi buraya koydum. Artık etek giyme havasına geçtik. Biliyorsunuz derin pantolon giyiyor soğuk havalarda falan, ama artık etek giyilecek havaya geldi. O yüzden eteğini çıkardım, onu ütüledim. Pileli eteği de ütülemesi zulüm gerçekten. Bayağı oyalıyor insanı. Ben normalde bugüne bırakmam ama dün temizlik yaptım. Dün çocuklar Emrah'la parka gittiler. Ben de o ara evi bir güzelce temizledim. Normalde cuma günü temizliğim, biliyorsunuz. Ama ben haftada iki kere temizlik yapıyorum ya. Salı ve cuma günleri ya da pazartesi cuma. Dedim ki Ramazan'ın birkaç günü nasıl geçer bilmiyorum. Ben pazar günü yapayım da, olmadı diğerini perşembe günü falan yaparım diye düşündüm. O yüzden pazar yapayım dedim. Hem çocuklar hava almış oldu, oynamış oldu böylelikle. Ben de o ara evimi temizledim. Sabah kahvaltıyı zaten dışarıda yapmıştık. Instagram'dan takip edenler görmüşlerdir. Paylaşım yapmıştım. Sonra hatta akşamında babam bir müşterisi varmış. Böyle kendin pişir kendin ye mekanı varmış. Oraya davet etmiş babamı. Gelin misafirim olun falan diye. Babam bizi de aradı gelin diye. Öyle bir anda hop hazırlandık. Tekrardan akşam yemeğini de dışarıda yedik. Böyle hareketli bir gün olduğundan bu kaldı, forma ütüleme işi. Çocuklar da kahvaltısını yaptı. Ben şimdi kompostu yapacağım ama kayısı mı yapsam, kuru üzüm mü? Hangisini yapsam bilemedim. Hangisi olsun anneciğim? Kayısı mı, üzüm mü? Kayısı. Tamam. Ulan kayısı, onu yapayım da akşama kadar soğusun, böyle ferah ferah güzel olur. Geldik yine mutfağa. Şöyle kayısılarımı bu tencereme doğrayacağım. Ben göz kararı toz şeker koyuyorum. İçine limon dilimi ekliyorum. Mürdüm eriği bulsaydım mürdüm eriği alacaktım. Yani mürdüm eriğini ne kompostusu ya da hoşafı yaparsanız yapın, o mürdüm eriğini muhakkak koyun. Hem çok güzel bir tat veriyor, hem de çok güzel bir renk veriyor. Bazen ben kuru üzümle kuru kayısıyı karışık da yaptığım oluyor. Ama bugün böyle sırf kayısı yapayım. Daha önümüzde kaç günümüz var. Hepsinden yaparız. Şunu da bırakacağım. Çocuklar gün içinde de 2 ya da 3 tane yolar günde. O yüzden bunu doğramayayım, kalsın. Merhaba hadi. Ne yapıyor ya? Elini yıkayalım dedik. Orada biraz suyla oynamak istedi. Kolları da ıslandı. Yaramaz oğlum. O yüzden üstünü değiştireceğiz. Hem zaten kısa kollu giydirmek istiyordum. Bırak. Sabah biraz ferah gibi geldi ev bana. Bırak. Üstü kirlenmiş. Kaldır kolları. Senin de saçını kestireceğiz. Ne? Saçını kestireceğiz bir ara. Ya bugün ya yarın ya öbür gün. Gidiyor. Ama bu hafta bu iş olacak. Anneciğim eşofmanı da değiştireyim, gel. Hayır. Lütfen. Gideceğim. Çorap giydireyim, gel. Hayır. Hayır. Hayırcı çocuk, her şey hayır. Yerinde bu arada gitti okulda. Birazcık oturayım. Zaten işim de yok. Akşam menümde kafamda az çok belirledim. Dayanamadın, geldin mi? Abayı da dedim. İyi yaptın. Neyse, ilgi istiyorum. Ben Kutay'la oynayayım biraz. Onunla ilgileneyim. Evet. Kutay yattı. Onunla bir oyuna dalmışız. O kaçtı, ben kovaladım mı? Dıgıdık yaptım mı? Sırtımda odadan odaya taşıdım mı? Yerde yuvarlandık döndük mü? Maşallah diyeyim, çocukların enerjisine gerçekten yetişileceği yok. Bana da yavaştan susuzluk geldikçe, biraz da yorulunca, dediğim gibi onların enerjisine asla yetişilmiyor. Rabbim sağlık versin de hareketli olsunlar, sorun değil tabi. Yoruldum biraz, anlayacağınız. O yüzden dedim sen Kutay'a bir oyun kur. Kendi başına oynamaya devam etsin. Birazcık da öyle oynayınca uyku saatinde biraz geçirdik. Oyun oynayacağız diye oyuna daldık. O da biraz oynadı, sonra yattı. Muhtemelen birazdan uyanır. Ben de o ara dedim akşam yemeği hazırlığıma başlasam mı? Hani pişirmeyeceğim de erkenden.
Köfte yapmaya karar verdim. Sulu köfte yapacağım. Patatesli böyle misket köfte yapıyoruz ya o şekilde. Onun da tarifini daha öncelerde vermiştim. Linklerini aşağıya bırakırım. Pilav yapacağım yanına tabii. Bizim evde olmazsa olmaz. Sahurda söylemiştim ya yufkayı paçanga gibi bir börek yapacağım. Pastırmam yok ama sucuk kullanırım içine. Öyle bir börek yaparım. Bu arada anneme gideceğiz. Onunla da konuştum. Akşam iftara beraber olalım dedik. Hem de oradan size ezan sesi dinletirim. Gurbette olan takipçilerim için. Allah'tan bir şey olmazsa planım bu yani. Böyle annem de dedi benim de çorbam var. Hemen eve çıkar çıkmaz da dolma yapacağım. Biber dolması yaparım dedi. İyi tamam anne sen bilsin ama bence hiç uğraşma ona gerek yok dedim ama yok çeşit olsun dedi. İnsan acıkınca böyle onu da yapayım bunu da yapayım diyor ama yediğiniz iki lokma bir şey gerçekten hani o kadar çok uğraşıp az bir şeyle doyabiliyorsunuz Ramazan'da. Yani böyle bir menü hazırladık kafamızda annemle. Tatlı yapacaktım sütlaç vardı aklımda. Annem de dedi Tuğba uğraşmasın demiş babam tatlı için ben alırım hazır demiş. Hazır tatlı alacakmış yani. Muhtemelen baklava falan alır. Daha ne olsun Rabbim sofralarımıza bereket versin. Rabbim ben de ne görüyorsanız sizlere iki katını nasip etsin inşallah. Kutay uyansın. Onun çorbası vardı. Bir yemelik çorba kalmıştı zaten. Onu da ona ısıtırım, yediririm. Sonra da en azından köftelerini hazırlarım. Bakalım hazırlama işlemim bittikten sonra saat kaç oluyor? Duruma göre yemeği de pişirebilirim. Kutay uyandı ve uyanınca hemen bir şeyler yemek istemedi. Şimdi anne çorba yiyeceğim dedi. Çorba çıkarayım, onu ısıtayım. Çorbamı ısıtmadan size kompostumu da göstereyim mi? Şöyle. Ay çok güzel koktu. Bu da güzelce akşama kadar soğur. Anneme giderken de bu konserve yaptığımız kavanozlar var ya can. Onlardan birine koyarım. Neyse ben çorbamı ısıtayım. Oğlum benim başımı bekliyor çünkü. Değil mi bir tane? Evet. Ve 2 kaşık 3 kaşığa yakın çorba ancak aldı. Güzel yedi yani. Bayağı da doldurmuşum hatta. Sonuydu zaten deyip. Maşallah değil mi? Güzel yedi. Şimdi ben köfte için malzemelerimi hazırlayacağım. Dediğim gibi önceden tarifini vermiştim bunun. Acaba diyorum hani hazır dondurulmuş olan köftelerimden var biliyorsunuz. Hazırlamıştık sizinle beraber. Onu mu kullansam ya da daha ilk günden hiç ellemesem. Kıymayı buzluğa koymadım çünkü market alışverişimde gördüğünüz kıymayı. Dün almıştık onu da. O kıymayı mı kullansam? Buzluktakini ellemeyeyim. Aynen zaten ben buzluktaki hazırlıklarımı hastalığımda ya da yorgun olduğum zamanlarda hani gözüm kesmezse bir de oruç zor olurdu diye. O yüzden kolaylık olsun. Ben hazırlarsam bana ya da iyi değilsem eşime kolaylık olsun hazırlarken diye. O yüzden hazırladım. O yüzden ellemeyeyim. Şey vardı aklımda. Yeni aldığım kıymayı misket şeklinde yapsam onu buzluğa koysam da buzluktakini mi pişirsem dedim ama misket köfte birbirine yapışmasın diye önceden dondurma falan işlemleri var ya. O biraz gözümde büyüdü. Hiç uğraşmayayım. O yüzden buzluktaki de kalsın. Sulu köftenin malzemelerini bu şekilde hazırladım. 500 gram kıyma, yarım çay bardağından biraz daha az ince bulgur, bir yumurta, bir küçük soğan rendesi, biraz maydanoz, iki yaprak da nane koyayım dedim. O da çok güzel tat veriyor. Pul biber, karabiber ve tuz ekledim. Bu şekilde bunları yoğurup sonra yuvarlayacağım.
yordum. Yorulmuşum, oturunca anladım. Bu arada güneş yüzüme vuruyor. Akşam güneşi güzelime vuruyordu diyormuşum. Böreği de kızartacaktım ama dedim ki kim uğraşacak bir daha tek tek kızartmayla, bir de ağır olur. En iyisi ben fırına vereyim dedim. Az çok çekmeye çalıştım ama daha detaylı isterseniz bu şekilde bir börek yaptım, bilmiyorum. Ama isterseniz yine bir videomda yapacağım zaman çekerim. Köfteyi de yaptım. Ay, patatesleri o kadar büyük doğradım ki, çünkü şu birkaç aydır aldığımız patatesler çok ilginç bir şekilde çıkıyor. Yani mesela çiğ kalıyor, bazıları bildiğiniz un ufak oluyor. Hani ben de dedim köfteler olana kadar patates, eğer öyle bir patatesse büyük büyük doğrayayım ki aynı pişmişlikte olsun dedim. Kocaman doğradım. Neyse, önemli olan tadı sonuçta değil mi artık? Yapacak bir şey yok görüntüsüne. Bir salata kaldı. Artık onu da gitmeden yaparım. Börekleri de çıkardım fırından. Şöyle koydum. Kaşarım falan yağı akarsa buna aksın dedim. Fırından çıkardım. Salatamı da hazırladım. Hemen sulu köfte patatesi pilavı ve kompostumu da kaplarına boşaltacağım ve artık anneme yola çıkacağız. Emrah da içeride, bu arada Derin de geldi. Çıkmadan da bir de böyle göstereyim dedim. Sulu köfteyi özellikle göstermek istiyorum, patatesleri. Görüyor musunuz? Bazıları daha diri duruyor, bazıları daha erimiş gibi duruyor. Ama neyse ki güzel kokular geliyor. Salatam, pilavım, böreğim ve kompostum. Ben bazen kompostuyu böyle fazla yapıp bunun küçük boylarına koyup kavanozda hani 2 günde öyle tüketiyorum. Öyle de saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Vişnedir, kayısıdır, üzümdür, taze meyvedir. Böyle. O zaman hadi anneme gidelim. Geldik, iftarımızı açtık, tatlımızı yedik, üzerine meyvemizi yedik derken artık evimize geldik. Birazdan da çocuklar yatarlar zaten. İlk iftarımızı da Allah'ın izniyle bitirdik. Rabbim sofralarımıza bolluk bereket versin. En önemlisi sağlıkla, huzurla yemeği nasip etsin inşallah. İyi oldu. Sonuçta çalışan bir kadın benim annem, biliyorsunuz zaten çoğunuz. Çalışanlara oruç tutmak daha da zor tabii ki biz evdekilere göre. Normalde de zaten çalışan bir kadının işi daha da zor. Eve gel, yine aynı ev işleri, çocuğu varsa çocuğu. Rabbim güç kuvvet versin inşallah hepinize. Ben videomu sonlandırayım. Bu arada bakın, Emrah saatimi de yaptı. Şöyle kapatmadan bir göstereyim. Bir tane başka bir saatin vidasını kullandı ve saatim oldu. Nasıl mutluyum bilemezsiniz. Neyse, bunu da söylediğime göre artık
videomu burada sonlandırabilirim. Umarım hoşunuza gitmiştir ilk sahur ve iftar videom. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.